Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük hasara neden olan depremlerden etkilenen illerden biri olan Gaziantep'teki esnaf, deprem sonrası normalleşmeden umutlu olduklarını belirtti. Şimdi şu an için beklentimiz yani eski düzene kavuşmasıdır. Umut olduğu için açıyoruz. Yani şimdi zaten ümitsiz yaşanmaz. Bu ne demek? Bir ümit demek yani. Yani şimdi kalktık böyle depremin. Bir ay oldu. Deprem oralı. Halen de sallanıyor yani şimdi. Şehirde insanlar kalmıyor. Bazı yere gidipler. Kimisi köylere ev yaptırıyor. Konteyn çektiriyorlar. Binalardan artık umudu kesikler yani. Yaralarımızı saracağız. Şükürler olsun ki merkezde fazla bir zayiat olmadı ama ilçelerde çok büyük acılar yaşadık. Üzüldük. Ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara da sabrı cemil niyaz ederiz. Rabbimden onlara dua ederiz. Bu oldu, bir imtihandı. Bunu en güzel şekilde millet olarak, devlet olarak, ülke olarak inşallah atlatacağız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bunun da ilacı, çalışacağız. Ufak ufak artık herkes işine gücüne bakacak. Üretime bakacağız. Vazifelerimizi yerine getirmeye çalışacağız. Umudumuz var. Müslümanlar Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Yani biz ümidimizi bırakmayız. Biz önce Müslümanız elhamdülillah. Yani umudumuz var tabii. Yani Allah nefes verdiği sürece, güç kuvvet verdiği sürece umudumuz var. Ne olacak? Yerli yabancı turistlerimizi Gaziantep'imize bekliyoruz. Antep'imizin merkezinde zayiat yok. Şükürler olsun. Yavaş yavaş toparlanacağız, çalışacağız. Bunun başka bir ilacı yok. Çalışmaktan başka, işimizi yapmaktan başka bir şeyi yok. İnşallah iyi olacak. Millet olarak, devlet olarak birbirimize yardımcı olacağız. Birbirimizi seveceğiz, sayacağız. Ve bir de en önemlisi aza kanaat edeceğiz. Bir aydan beri depremden dolayı bütün işlerimiz kapalı. Esefor'da komple iş yerimizi açtık. Yavaş yavaş normalleşmeye hazırlanıyoruz. İnsanın psikoloji olarak çok önemli. Psikoloji olarak kendi kendimizi toparlamak istiyoruz. Yani neden? Şimdi bunu atlatmamız lazım, güçlü olmamız lazım. Her şeye rağmen ayakta olduğumuzu, güçlü olduğumuzu hissetmemiz lazım. Yani ne olursa olsun bu hayatta pes etmeyeceğiz. Güçlü, dimdik kalmamız lazım yani bu şekilde. Her zaman umut var. Biz hiçbir zaman pes etmedik, pes etmeyeceğiz. Tabii umutluyuz yani çünkü hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ne olursa olsun çünkü biz de üzüldük, biz de kırıldık. İçimiz, ciğerimiz paramparça oldu. Ama her şeye rağmen ayakta durmamız lazım, güçlü olmamız lazım.